Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Isınmak için bir noktayı nazar biraz konuşalım. Şimdi bizim bir halimizi tanımlıyor. Adamın gece kondusunu başına yıkmadan önce ilk önce saray yap. Saraya oturtur. Saraya alıştır. Gece konduyu o yıkar. Aldığın manaya hizmet edersen abduhu cilvesi olur. Abduhu tecelli eder. Aristoteles şekilsiz şemasız suretsiz potansiyel enerjiye heyula demiş. Haşa, bunların tanrı anlayışı bu. Heyula. Şekilsiz, şemasız, her şey olabilen bir enerji. Her şey dönüşebilen bir enerjiye heyula demiş. Heyula onların biraz tanrısı. Özgürlük, çok çeşitli tarifleri yapmıştık ustattan, sunuattan da. Bir tanesi şeydi. Kendini doğru dahi olsa, hariçten birisi kontrol ederse, hürriyetin gider. Kendini kendine sınırlarsan, özgür olursun. Özgürlük bu manada başka bir şey, keyfilik değildir. Bu çok önemli. Nedir o? Özgürlük, hak ile haklanmaktır. Mazhar-ı esma ve sıfatları ahlakında göstermektir. Bu çok önemli. Özgürlük keyfilik değildir. Hak ile haklanmak, mazhar-ı esma ve sıfat ile sıfatlanarak, ahlak-ı hamide olarak ifade etmektir. Onun için Peygamber demiş aleyhissalatü vesselam, ben dini tamamlamaya geldim dememiş. 124 bin peygamberin mütemimi, tamamlayıcısı iken, ben dinleri tamamlamaya geldim dememiş. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Din tamamlanmaz. Hizmeti kendin uyguladın, hizmeti kendin uyguladın, başkasının uygulaması için yardım etmek de abdühü sırrına mazhar oluyorsun. Kendin uygularsan, başkasının da uygulamasına yardım edersen abdühü olur. Ashab-ı Suffa'dan merak ettim. Özgürlüğü kaçırdın ama. Onu benim için teper edersiniz, ben sizden. Bir de senin için yapayım. Özgürlük çeşitli tarifleri yapmıştık. Keyfilik değildir. Bir de tekrar ediyorum. Özgürlük keyfilik değildir. Hak ile haklanmak, mazhar-ı esma ve sıfatla sıfatlanıp ahlak-ı hamide olarak göstermektir. Keyfilik değildir. Hak ile haklanmak, mazar-ı esma ve sıfatlarla, mazar sıfatlara mazar olarak, ahlak-ı hamide olarak yaşamaktır. Abi dayanamayacağım. Maşallah, barikallah. Şu günümüzde yaşanan birçok anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar ve sıkıntıların aslında şu tarifle çözümünü... Evet, keyfilik değil. Evet. Ve 124 bin peygamberin mütemimi iken artık tamamlamış. Muhur tamam.
şöyle demesi lazım. Ben hep derim derslerde, gene diyeceğim sonuna kadar. Ben dinleri tamamlamaya, dini tamamlamaya geldim dememiş. Güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Güzel ahlak. Şimdi bunu yaşayana abduhu denilir. Abduhu yaşayana, yaşadığını söyleyene ve resuluhu ve resuluhu oluyor. Seviyesi kadar azami derecede nebine denilir. Herkes bu yükün hamalesidir. Abduhu ve resuluhu. Asaf-ı Sufa, bir de sana bunu kaçırdığın o cümleyi de söylemeden geçemeyeceğim. Bu da sana çok lazım. Çok lazım ama bana sana. Adam gece konduda otururken gece kondusunu yıkma. Git saray yap, saraya oturtur, saraya alıştır. Saraya alıştıktan sonra o kendisini yıkacaktır gece kondusunu. Ashab-ı Suffa ne demektir? Suffa ashabı demek. Lugat manası yün giyinen, guru, yün elbise giyinen. Yün elbise denmesinin sebebi illa yün giymek değil. En çok suyu çeken yündür suyu. Ashab-ı Suffa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbet arkadaşları, sohbet ehilleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden farklı olarak bekar, hazlarından sıyrılmış, tamamen hakikate müteveccüh olmuş, enfus dünya. Hatta bunların kendi aralarında sohbet yaparken herkesi almazlarmış. Herkesi almazlarmış. Doğru veya yanlış. Şia kaynaklı bir şey okumuştum. Bu mevzuyla alakalı. Ashab-ı Suffa'yı onlar da şey yapıyor. Şia Hazreti Ali. Hazreti Ali'de menkul ediyorlar. Doğru veya yanlış ama biraz yanlış da geliyor bana. Ama doğru kokusu da var, onun için zikredeceğim. Duyarsınız sağda solda, benden duyun. Ashab-ı Suffa ile alakalı. Bunlar sofa ehli, sofra ehli. Yani enfus ehilleri. Tanımlamalardan ve vasıflarlardan, vasıf sıfatlarla hiç anılmak istemezlermiş. Bir gün Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Şia kaynaklıdan şöyle yazıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki gel diyor Ashab-ı Suffa'nın özel sohbetine gidelim demiş. Kendi aralarında kapıyı vuruyorlar. Kim o diyor bir tanesi. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed dedi. Kapıyı açmıyorlar. Sonra tekrar vuruyor. Kim diyor? Muhammed Resulullah diyor. Yine kapıyı açmıyorlar. Hazreti Ali kılıcını tutuyor. Yani biz diyor bunları Müslüman yaptık, biliyorduk. Yani Resulullah'a da kapıyı açmayan nasıl bir kafir? Kim bu kafirler diye şey yapıyor. Allah Resulü böyle yaptı. Şia nakli bu. Sonra Allah Resulü tekrar bir dolaşıyor. Kapıyı çalıyor. Kim o diyor? El fakru fahri. Fakrımla övünenim dedi. Hiç. Kapıyı açtılar. Bu sohbete, buraya vasıf ve sıfatlı kimse giremez. Yok olan girer. Hiçbir şey giymeyecek libas. Bu Ashab-ı Suffa
safiyete inip saflaş. Yün elbise giyenlere de denmelerinin sebebi Risale-i Nur'da su İslamiyet suyuyla. İslamiyet suyu en çok emen güruh idi bunlar. Kendi özüne sihat edenler, kendi aslına, varlığına temas eden, kendi aslına sihat eden, yani kendilerini elif bilip lam ile sarmaş olanlar, elif kişidir, lam hakikattır, sarmaşık ağacı dolar gibi, lam elifi dolayınca lam elif olur. Lam elifin simgesi de kamil insandır. Aynı zamanda muhabbet, hub eğilleri ki bunlar, muhabbet eğilleri ki, su kaynadığında fokurdamaya başlar ya, hub, muhabbet hub'dan geldiği için, hub fokurdayan su. Yani bir iken, bir yerdeyken, vasıflanmışken, her yerde olan manasında. Buhar ya, buhar her yerde, her şeye. Yani çiçeğe de, ağaca da, insana da nefes olan. Saflaşan, Same'de ayna olan, Saf-ı Sufa, kendisi kendisinde yeti alan, kendisinin kendisinde seyahat etme yetkisini alıp, saflaşan ve Samet'le aynı olan, kendisi kendisine dönmeyi düşünmeyi, kendisi kendisine dönmeyi düşünmeyi, yani kendisi kendisinde seyahat etmek demek, düşüncesini düşünebilen, düşüncesini kendisine döndürebilendir. Kendisi kendisine dönmeyi düşünmeyi, düşüncesini düşünmeye başlayan, düşüncesini düşünebilen, kendisini kendisinde çıkarmaya muvaffak olan, kendisini kendisinden çıkarmaya muvaffak olan, kendisini kendisine ekleyebilen, kendisini kendisine çarpan, kendisini kendisiyle bölen, kendisiyle kendisi anlam katan, seyahat eden kişi. Kendisini kendisinden, köleliğinden kurtulan, kendisi kendi köleliğinden kurtulan. İşte bu nasıl kurtulur? Abdest alabile. Bedenin abdesti malum kirlerden arınmaktır. Diman abdesti ilimdir. Vicdanın abdesti kendi aleminde izdirari ve ihtiyari şeyleri bilen abdest, vicdanın abdesti. Kalbin abdesti, iman, küfür, ruhun abdesti, vücut ve adem. Bedenin abdesti, bildiğimiz kirlerden arınmak. Dimağın abdesti, dimağa, akla abdest aldırmak, ilim. Vicdanı abdest aldırmak, izdirar ve ihtiyari fiillerini kendi aleminde tanımlayan. Kalbin abdesti, küfrü reddedip iman eden, kalbin abdestiydi. Ruhun abdesti, varlığını yoklukta bulan, yani Adem ile vücut arasında berzah vazifesini yapan ruhun vücudu taraf olan. Bundandır ki serbest bölge neydi? Mastar itibariyle, tanımlama itibariyle her şeyin her mertebesinde her zaman bulunabilen, müstakil ve devamlı değişendir. Bu bize şeyi getirmez. Her daim böyledir denmez. Bu serbest bölge sistem böyleyken gide gide 6 yaş, İmam Ali'nin 6 ve 26 yaş. Bunlar inkılap görür serbest bölgede. 33'te görür. Risale-i Nur'da 40'ta görür. Rusupe'de. Yani serbest bölge şurası hava savunma sistemi ile uçuşa kapatabiliyorsun. Yani sistem böyledir diye her daim böyle değil yani.
Onu zannedilmesin yani. Her daim serbest değildir. Bizim her daim serbest değil. Tahtisi nimet deminden diyorum. Sizin serbest bölgeyle benim sokaktaki insanların aynı değildir. Yani kısmen ekseriyeti sizin serbest bölgeniz kontroldür, altındadır. Hava uçuşa kapatılmıştır. Hava savunma sistemini devreye sokmuşsun. Diğer sistemler devreye girerse serbest bölge her daim serbest değildir. O sistem itibariyle öyleydi ama o kapatılıyor. Uçmaya çalışanlar rejim ediliyor mu? Evet. Mesela tarihçi hayatta uçuşa kapatmayı şöyle söyler. Hayalini bile kontrol edip hayalini bile israf etmeye. Yani küfran nimet edilmez. Benim serbest bölgemle sokaktaki bir Müslüman serbest bölgesi asla kıyas edilmeyecek kadar fark vardır. Siz de öyle. Mesela şey, internette abi şey var ya, her şey internette var. Ama evet. Nedir bir aile programı diyor, aileye uygun bir internet. Programı tanımlanmıştır. Evet. Veya işte şu yasaklandı, senin yaşamın onları yasaklıyor. Yasaklıyor. Her daim açık değil demek istiyorum. Bu serbest bölgenin kontrolü zihin tarafından mı yapılıyor? Yani mesela öyle bir sistem var ki mesela bunu aklın dışında bunu geçerek hiçbir şey yapamaz. Yani hiçbir şey olmaz. Akıllının akılsızın dini yoktur der Allah Resulü. Ondan sonra bu akıl malum. Bu sistemlerden geçmedikçe zihine ulaşmıyor. Yani bir bütünseldir ama adet ilahi. Hasan abi şu çok güzeldi, ben şöyle hatırlıyorum. Evet. Serbest bölgenin kontrol etmemekle, yani şu, bir şey yapmakla değil, yapmamakladır. Evet. Terklerle. Evet, yani terklerle zaten söylüyor zannediyorum. Terk ve tecerrütlerle. Evet. Yani zihnin de şey var, zihnin sureti zaten. Ama bileceğimiz şu, bu sistem böyleyken ama kazanımlarla, alınan ilimlerle, terk ve tecrütlerle hava uçuşuna kapatıyoruz. Uçmuyor artık o hayaller. Ama genel manada Fikret evet. Abi'nin söylediğiyle ilgili bir kontrol sistemi olması gerekiyor. Var. Ben şöyle anlıyorum abi, serbest bölgenin müstakil olarak ihtiyar hakim ama onu temelde kontrol eden iradedir diye düşünüyorum. Şimdi ben devam edeyim. Evet. Zaten vicdana girdiğim zaman gördüm. Vicdan projesini biliyorsunuz epey ilerledim. Vicdan ilerledim diyorsunuz abi hala sözlerdesiniz. Bu nasıl bir vicdan böyle ya? Maşallah. Bir berzah olduğunu gördüm. İstirar ve ihtiyari emirleri fark eden bir sistem. İrade de zaten orada olmasının hikmeti. Mesela küfrün vücudu yoktur ama kalp bunu biliyor. İman ve küfür. Ben biraz devam edeyim de başka bir şey gireceğiz. Devam etmeden abi şunu sormak çok şey. Şimdi biz dima talebeleriyiz mi diyeyim? Elhamdülillah, öyleyiz. Evet, talebeyiz. Elhamdülillah. Siz böyle dediniz diye ben de kendimi havalara sokuyorum. Yani enfüsi talebeleriz. Evet, çok şükür. Talebeyiz. Her zaman talepteyiz. Ashab-ı Suffa da enfüs alemindekilerdir diyoruz. Evet. Ama şunu merak ettim abi. Onlar kendilerini sıfatlardan arındırıyorlar. Ama biliyoruz ki esmalar sıfatların üzerinde sıfatı zemin ederek kendini gösterir. Peki esmalar nasıl kendilerini gösteriyor Ashab-ı Suffa üzerinde veya bizim üzerimizde nasıl gösterecek? Yani hakikatiyle yani renk veren elmaya yeşil, çiçeğe sarı, öbürüne kırmızı rengi veren o esma bizde ne renk vermiş? Bizde ne renk vermiş veya hiç renksiz mi biz onu anlayabiliyoruz? Evet. Şimdi biraz ona geleceğim. Çok tuhaf. Bu kadar konuşma oraya gidecek. Onun cevabı sanki bir yerde bir muhakkak olur mu bilmiyorum. Acizde kudret göründüğü gibi yani. Harika. Acizde kudret, fakirlikte gına, hiçliğinde vücut.
O zaman Risale-i Nur meşhurluğunu bir yere getirmiş oluyor abi. Evet. Acı, fark, yoksa kusur. Şimdi daha bir acayip bir muamaya gidecek de şuraya bir okuyayım, orayı merak ediyorum ben. Ben de merak ediyorum dün akşam. İşte asıl kendi arama yapanlar, kendini arama yapanlar, asıl aramayı kişi kendisini kendisinde arayacak. Ama istemeyene, yani talep etmeyenlere bu sohbete, gel sana seni göstereyim denilmez. Şeriat, yasa, düzen, sistem demektir. Malum bu lugat. Her fıtrat kendi yasasına, düzenine göre hareket ediyor. Göz, kulak, dima, vicdan kendi yasasına ve düzenine göre hareket ediyor. Arayan yönelir. Aslında insanın zaafları çok ilginç yani. Mesela asabidir, şehvet, mal düşkünüdür vesaire. İnsanın aslında zaafları Allah zaaf olsun diye vermemiş. Zaaflar insana fırsatları barındırır. Fırsatları barındırır. O çok güzel inkişafa vesiledir. Devam edeyim. Zaafları fırsat olmalı. Fırsata dönüştürme iktidarına sahip insan tek varlık insandır. Yani somutu soyutlaştıran, anlamlandıran, farkındalığını artırıp furkanlaşan, beşeriyetten sıyrılıp insan olan tek varlık insandır. Bunları sınırlandırarak haddimizi öğreniriz. Yani ne yaparız? Makamla makamsızlığı bulan insandır. Makamla makamsızlığı, ilimle cehaletini, vücutlar kazanarak yokluğunu bilen mahluk insandır. İstifa, estefa, Mustafa diye bir tekerleme yapılmış. İstifa, arzularını terk eden, estefa, bütüne gelerek yükselen, bunların sahibi seçilmiş anlamına gelen Mustafa denilir. İstifa, estefa, Mustafa, arzularını terk eden, sonra estefa bütüne gelerek, bütünsel yani parçalarını bütün bakarak, parçalarında neyi kastediyorum? Biraz sonra gelecek, çok tuhaftır. İnsan ama biraz değineyim. Arkadaşlar, şitası yaz, yazı da şitasıdır diyor. Yani insan öyle bir mahluktur ki Erdinç, yazı kış, kışta yazı yaşar. Acayip bir mahluk. Sebebi, acayip gidiyor yani. Kendim kendimde, volta atarak ancak odamda nefes alıyorum. Kah bedensel hazlardayım. Hani var ya, kah göklerdeyim, kah buluttayım, kah yerdeyim. Kah bedensel hazlarda yaşıyor. Aynı anda kah fikirde yaşıyor. Aynı anda yaşayabiliyor. Vicdanda yaşayabiliyor hislerde. Kah kalpte, duygularda. Kah ruhta, latifelerde yaşıyor. Divanlı, değişken bir alemin, değişken bir insanı, bu kadar değişkenlik içinde kendisini kendisinde arayan bir insanın devamlı değişmesinin sebebi kah bir bedensel, kah bir fikir, ona geliyor şimdi. Çok acebime giden bir şey olacak böyle. Dur bakayım. Halde bu insan, hal, var ya böyle sohbet. Ashab-ı Suffa, sohbetin o Suffa, enfusis sofrası. Ashab, sohbet ehli demek. Sohbet ehli demek, Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisini ikram eden, hal. Hal ile mana cem olursa kelam olur. Hal. Şimdi diyor ki halda ne var? Mayalanma var. Sirayet var.
Bizde nasıl gözükür bu mayalanmayı? Nasıl anlarız mayalandık, sirayet ettik, risanı ders ettik? Terk-i davadır. Nur talebesinin öne çıkan vasfı terk-i davadır. Yani hal ehli sirayet almış, bütünsel gelmiş, istifa, estifa, Mustafa, terk-i dava olmuş. Dava derken? Yani kendisini dava etmez. Risale-i Nur davası. Dil değil, kendisini dava etmez. Şimdi arkadaşlar, söylemek istediğim ve söyleyeceğim, derse geçeceğiz. Burasıydı bu kadar şey. İnsan bazen bedensel, bazen dima, bazen vicdanı, bazen kalbi, bazen ruhsal dünyaları yaşar aynı anda. Onun için devamlı değişkendir. Bazen bulutlar çöker, bazen bodruma gireriz. Bazen dağlar geçer, bulutlar aşarız. Bir tuhaf tuhaf. Bazen nazlanırız, bazen alttan alırız. Seviyesine göre serbest bölgeyi uçuşa kapatırsın. Kapatır. Musa'da ettikleri uçar çünkü bunun hava savunma sistemine devreye girdi. Musa Aleyhisselam çok kapattırmış. Dördünü bir anda yaşamak, dima, vicdan, kalp ve ruhunu yaşamak, dördünü ehası havasa mahsustur. Ustad 56 lemalarda bu bir niyet, bir kas, bir irade bizde olur. Son cümlem şuydu. Şimdi bana bakıyorsunuz, ben de size bakıyorum. Bir fikir çıkıyor abiler. Bu fikir içerisinde bir düşünce var. Düşüncenin içerisinde akıl var, ilim var. Onun içerisinde vicdani hazlar var. Onun içerisinde kalbi duygular var. Onun içerisinde ruhsal haletler var. Onun içerisinde o var. Bu kadar birbirine girilmiş, girift olmuş ve kendisini bu bilinmezler içinde bilinir kılmak için kendisi kendisinde seyahat eden bir insanız. Şimdi diyeceğim şu, fikir içerisinde nasıl girmişiz içine? Bir düşüncenin içerisine fikirleri, fikirlerin içerisine düşünceleri, düşüncelerin içerisinde hissi, hissin içerisinde duyguyu, duygunun içinde haleti, haletin içerisinde de kendimi, kendim içinde de eneyi, enede de sırrı insani, orada da Allah. Hakikaten nasıl bir bilinmezlik içerisinde insan denilen şu, sanki atılmış bu alemi şahadete, ne alim varsa görülmüş denmiş. Beni en çok etkileyen, üçüncü kez söyleyeceğim, fikrin içerisinde duygularımı, duyguların içerisinde hisleri nasıl koydumsa, ben olan bende de Allah böyle konmuş. Bunlar birbirine nasıl zemin olmuş, aklım almıyor. Bir daha, fikrin içerisinde düşünceleri nasıl koymuş? Yani fikir sanki masa, kitabı koyduğum gibi, kap gibi, fincan gibi, düşüncelerin içine fikir, fikrin içerisinde düşünceleri, onun içerisinde hisleri, vicdani hisler, onun içerisinde kalbi duygular, onun içerisinde ruhsal haletler. Ya arkadaşlar, hayretimi ifade edemiyorum da, yani nasıl ona zemin olmuş, nasıl ona kab olmuş, ben daha fikrin ne olduğunu bilmiyorum, hissin ne olduğunu bilmiyorum, onun içerisine koyuyoruz ve bunu gündelik hayatta kullanıp yaşıyoruz. Çok muamma. Biz böyle bir muamma ne kadar sade gözüküyoruz. Dünya da aynı böyle. Alemi gayb, 18 bin aleme aynı böyle. Çok sade olarak ama çok muamma. Kendi fikrim içerisinde, yani bilinmezler içinde kendini arayan, zahirde insan ne kadar sade,
hakikatten ne kadar muamma. Böyle bir insan kendisini arıyor. Kullandığı malzeme alem-i şehadet veya 18 bin alem. Maksat kendisini kendisinden bulup kendisi kendisinden özgür olmak. Kendisinden kurtulmak. Köleliğinden kurtulmak. İnsan en büyük köle kendisinedir. Köleliğin, kendi köleliğinden kendisini kurtarmak. Bu bilinmezler içerisinde, onun içerisinde nasıl yapmış? Akıl hayran. Şitası yaz diyor ustad. Yazıda şita. Yani kışı yaz, yazı kış. Aynı anda yani fikrin içerisinde mutluluğu da koyuyorsun, sıkıntıyı da koyuyorsun. Ölüm korkuları veya tehlis bekleyişleri çok garip ya insan. İnsan acayip bir şey ya. İnsan bu zannettiği bu işte değilmiş. Ne kadar sade, ne kadar muamma. Evet, bugün ısırmamız bitti. Akıl dersine devam edelim. Kendi aramakta yorulmayacağız inşallah. Kendini kendinde ara. Ne ararsın Şambuhara'da? Hakikati kendinde ara. Size gönderdim. Meclis-i Nurani'ye. 126. sayfa. Bununla alakalı bir şey, kelam ifade etmek isteyen varsa şey yapabilir, yoksa akla geçiyorum. Herkes bekler ki Gafur bir şey söyler. Mutlaka abi. Öyle, ben de öyle. Siz de değil mi? Şimdi Hasan abi, her hoca, her öğretmen bir şey anlatırken, bir ders öncesinde gelir, temiz bir sayfa açar, tahta ister, temizler, evet, yazmaya hazır hale getirir değil mi? Evet. Bu bizim yani mukaddimelerimiz. Bu mukaddime bu. Bu haletler Hasan abi, bize bu yapacağımız dersi üzerine mi yazacağız manasını taşıyor? Evet, evet. Ha, bu işte. Bu mukaddime ne içindi? Şimdi bunun içindi. Yani kendinde, kendi arayışın, kendi tutsaklığını, kendindeki tutsaklığından kurtulmak, kendinden özgür olmak, kendinden sıyrılmak, kendini bulmak, seyahat ederken, yani bunlar hepsi tertipmiş be. Şu şeyler, kabir tertip, sırat tertip, duyulmasın mı? Çok var. Hep bu dünya ne kadar bahaneyse, kabir de bir inkişaf sebebiymiş. İmkan değil ama inkişaf sebebi, malzemesiymiş. Yani gene sana katkı yapmak için varmış kabir. Çok tuhaftır. Ölüm anı bile ruhsal inkişafa malzemedir. Malzemedir ha. Ölüm anı, kabire, berza, kabir hesabı, haşir meydanı, sırat köprüsü hep gene kendini bulması, hiçbir zaman durmayacak olan insanın inkişaf malzemeleridir. Yani oralar sana bir ceza kesmek gibi gözükürken veya mükafat vermek aslında insanı olması hep devam edecek ya. İnsan nedir? Olmak da olandır, olması durmayandır. Cenneti istene ver onu. Cenneti bile inkişafı, inbisatı devam edecek. Sırf dünya malzemesi kullanmayacak inkişafında. Cenab-ı Hakk'ın ruhiyetine kendisini bulmakta devam edecek. Kendisini aramakta cennetten üstündür biliyorsunuz alemler. Bu devam edecek. Bir baktım ki hakikaten sekerat-ı anı tadılması gereken bir şey. Kabir, haşir meydanı, sırat köprüsü öyle bizim yüklediğimiz, zahirde yüklediğimiz mana değil. O alemimizde bir şey varmak için kullanılacak yine basamaktır, merdivendir. Ha böyleymiş ya. Ölüm tanıklık etmek, şahitlik yapmak. Bu başka bir şey söyledim biliyor musunuz? Bir daha. Yani bu dünyada bazı hadiseler var ya, şitası yaz, kış yaz, sonbahar, çocuk büyük, anne baba diyoruz. Sonra bize anne baba diyorlar. Alıyoruz, sonra biz aldatıyoruz vesaire. Bunlar hep malzeme. Hep malzeme. Sekerat anı, ölüm korkusu malzeme. Ölüm anı malzeme. Kabre giriş malzeme.
berzah malzeme, haşir meydanı malzeme, sırat köprüsü malzeme, cennette malzeme. Bunlar sonuç, hiçbirisi sonuç değil. Hepsi sürecin parçaları. Bütünsel baktığın zaman ondan başka hiçbir şey yok. O. İşte nasıl bunlar iç içe girmiş? Çok tuhaf ama tiyatro olarak anlatım yapılmış. Mesela şöyledir, böyledir. Ona delil nedir? Olmadığı halde olmuş gibi ifade edilen Kur'an'da bunlar anlatılıyor. Cehenneme girecek değil mi? Girdi. Yani böyle fikirde, düşüncede fikir nasıl konmuş? Yani fincana kahve koyar gibi. Fikirde hissi nasıl koydu? Fikir, akıl. His, vicdan. O fikirde vicdan ister. Vicdan ister de kalbi duygular. Kalbi duyguların içerisinde ruhsal haletler. Onun içerisinde ben olan ben. Onun içerisinde de içerisiz içerisinde sırrı insan. Ben de o. Onda ben var. Allah'ta ben sonra bilinmedim. Allah ile ben ezeli ve ebedi vardım. Onda bir ben var. Ondaki ben kim o? Burada yansıttı. Ben dediğim şey de ene de o. Ene de o. Bendeki o. Hep bunu bulma sürecidir. Bu inkılaplardır. İki aylık mesafede has çiftlik. Sihat Usta zaten söylüyor. Dünya bir günlük mesafe ise 59 da öyledir. Aynı şey ya. Dünya bir günse diyor ki iki ay mesafede has bir çiftlik var diyor. Oraya diyor gidilecek diyor. Ama bir gün sonra diyor istasyonlar var diyor. İşte tren, uçakla, şunla bununla, gemiyle, şemendeyle gidelim. İki ay mesafede bir gün imkandır demedi ki. Komplesi süreç söylüyor. Hiçbir tanesine şu mesela bir günlük mesafede imtihandır. Sonra imtihan değildir demiyor. İki aylık mesafeyi aynı kabul ediyor. Dünya neyse 59 günde öyledir. Aynı. Öyle bir şey. Yani bize şahitlik, tanıklık yapmak için can hayat bitmiyor ki. Hayat biten böyle bir şey yok ki. Dünya cinsinde değil ki. Nefis, beden bunu tadacak. Tadacak diyor. İnkışafına sebep olacak. Ha böyle mi oluyormuş? Yani bir günlük mesafede neyse 59 günde de öyle olacak. Her şey. Hep bu kendi bulma sürecinin vasıtaları. Yani tiyatral bir oynatım gösteriliyor. O iki ay aslında bir günün içinde mi abi? Hepsi aynı. Hepsi sen. Seni bulma sürecindeki inkılaplar bunlar. Yani bir gününe kadar, istasyona kadar imtihan. Ondan sonra o imtihana göre şey yapacaksın demiyor. Hayır. Ondan sonra gene seyahat ediyor ama seyahat etme şekli değişiyor. Yani imtihan bitmiyor, bitmiyor. Seyahat devam ediyor. Nereye seyahat? Ondan sonra hep kendinde seyahat ediyorsun. Yani. Kendi sürecinde. Kendi hakikatinde. Bütün 18 bin alem, o cennet, cehennem ve o has çiftlik bile senden yaratılmış. İnsan merkezde, mahiyet insani birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Yani Nur-u Muhammed'i cihetiyle, onun bizdeki tayin ve teşahhus cihetiyle bizden yaratılmış. Ama asıl itibariyle Nur-u Muhammed'den yaratılmış cennet, cehennem. Senden yaratılan sana gaye olmamalı. Senden yaratılan, yani senden düşen gölge hayatının gayesi olmamalı. Sana bağlı o gölge. Cennet insanın hakikatine göre gölgesidir. Hakikatını tanımlayamaz. Zaten insanın mahiyeti, görüyor musun? İnsanın mahiyeti camiasının simasında insanın hakikati demiyor. İnsanın mahiyeti letaif-i refet, yani hamura bak dört tane, pekmez tayin gibi. Letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye, sonra sikye-i rahmiyet. Çok yani mahiyetim bu. Bu iki aylık çiftlik bir gün neyse 59'u da aynıdır. Ama hakikati farklı. Merati hakikat farklı. Bunlar hep devam edecek.
Yani onun için Hızır abi derdi ki, böyle biraz tedirgin olduk. Ne sanki şey gidiyor ya, öteki mahalle. Ben gideyim, sizi karşılarım, merak etme. Yani şey gidiyor yani, İstanbul Havalimanı'na geldi, bizi karşılıyor. Ben gideyim, tamam Hızır abi, tedirgin olma, sizi karşılayacağım. Yani tuhaf yani, sırrı anlayanlar bedensel haslarını çok rahat terk ettiler. Yani putlaştırmadılar bedeni ki o zaman şu anda bedeni hazları yaşamadığımız için şu anda ruhsal ve fikir yaşıyoruz. Fikir, his, tefekkürü yaşıyoruz. Peki nedir bu? Bu halet-i ruhiyelerin içerisinde beden var. Bedeni yaşamıyoruz. Bedeni hazların, uçkurluk ve midenin iktizaları yapmıyoruz şu anda. Ne yapıyoruz? Tefekkür ediyoruz, düşünüyoruz. O zaman ben mi bedendeyim, beden mi bizde? Şu anda beden bizde. O zaman şu anda ben vefat etsem, siz vefat etseniz, ben neredeysem beden de orada olacak. Eğer yaşarken ben olan o sistemi bedensel hazlara endeksleyip, bedensel hazları yaşarsa, uşkurluk ve midenin peşin gaye olursa, biz bedendeyiz. O zaman beden nereye gittiyse sen de oraya gideceksin. Mezara gittiyse mezara gideceksin. Yok, şu anda beden bizde mi, biz mi bedendeyiz? Beden bizdedir. Beden bize hizmet ediyor şu anda. Şu anda biz bedende değiliz, beden bizdedir. Vefat ettiğin anda hayatının ekserisi beden sendeyse, sen neredeysen bedeni misali, timsali sureti seninle beraber olacaktır. Hasan abi şeyde dediniz ya, bir günlük mesafede istiyasyon var. İki aylık kas çiftlik var. Şu geri kalan 59 günde eğer biz, tamam şey demiyor, hiçbir yerde demiyor burada bitti, orada, ama hiçbir yerde de ben görmedim. Burada da devam ediyor, burada da teklif vardır diye duymadım daha. Evet. Ama şöyle anlıyorum teklif ben. Teklif de yok. Ben bir de anlıyorum Hasan abi. Alem-i şehadette teklif var. Bu teklifler buraya kadar, kabirden sonra terakiyat yoktur. Ama inbisat buradakilerle göre yapılacaktır diye anlıyorum ben. Evet. Mehmet abi nereden geliyorsun şimdi? Çorlu'dan değil mi? Evet. Şu anda Allah sana farz mı kıldı da geldin? Farz mıdır gelmene? Hayır. Değil mi? İlim. Evet. Ne yaptın? Kendini tanıdıkça kendine değer vermek ve inkişaf ve inbisat etmek için malzeme topluyorsun. Doğru bir sonuca varmak için doğru malzemenin olması lazım. O bir gün malzeme topladı. Ondan sonra teklif yok ama takdir, inbisat, inkişaf, kendini yapılandırma devam ediyor. Buradaki çantana ne koyduysan o yolculuğu onunla devam edeceksin. Devam. Bak şimdi. Evet. Haşir meydanında. Bu yedinci sözde dediği noktayı şu şekilde söylüyor. Uzun bir seferdir diyor ya abi. Uzun bir sefere haşre kadar sayıyor. Evet, evet. Öyle dünya değil. Hı-hı. Öbürü kabir, berzah hepsi orada var. İşte kabir, berzahta teklif yok diyorum. Ha, teklif. Burada alim-i şehadetteki topladığın malzemelerle o seyahate devam edeceksin. Evet. Anlıyorum. Ben de şunu anlıyorum. Evet. Hasan abi diyor ki bir ben var. Bu benim içinde iki ayda var. Bir günde var. İki günlük mesafe de var. Uçak da burada. Tren de burada. Hepsi bu benim içinde. Ben bunu anlıyorum Hasan abi. Yanlış mı anlıyorum? Bir günlük mesafede doğru. Tamam. Bir sen de değil doğru. Bir günlük mesafede teklif var. Yani bu tanımlama, bedensel şey. Orada bu teklif niye yok buranın cinsinden? Bu atom cinsinden bir bedene sahip değiliz. O artık kendi bu alemindeki dimağını, vicdanını, kalbini, ruhunu bütüne getirebildiğin kadar inkişaf edeceksin. Şöyle düşün. Ondan sonra geçeyim. Şimdi darul karar, darul saadet, cennet. Peki gittiğimiz zaman dünyayı hatırlayacağız. Ölüm anını hatırlayacağız. Berzah hatırlayacağız. Değil mi? Cennette tabii, de. Tabii, evet. Haşim meydanını sen. O sana ne yapacak? Sırat köprüsünü. Vay be. Mehmet kardeş hatırlıyor musun? Biz dünya dersleri yapıyorduk dünyada. Konuşuyorduk. Haşir meydanı ne acayipti değil mi? Sana o cennette bir katkı yapmayacak mı?
Heh, işte o.